Merhaba sevgili WebTekno takipçileri. Biz bundan yaklaşık bir 5-6 ay önce iPhone 12 nasıl olacak diye bir video çekmiştik. Hem bu bilgileri bir tazeleyelim hem de karşımıza nasıl bir iPhone modeli çıkacağı hakkında daha doğru atışlarda bulunabilelim diye sizlerle birlikte şu iPhone 12'ler nasıl olacak bir daha bakacağız. Her şeyden önce direkt olarak şunu söylemek lazım. Arkadaşlar Apple bu sene normalde 3 cihazla geliyordu. Hatta daha öncesinde 1 cihazla geliyordu. Sonra bunu 2 yaptı, 3 yaptı derken bu sene 4 farklı cihazla birlikte karşımıza çıkacak. Bu cihazlar arkadaşlar 12, 12 Max, 12 Pro, 12 Pro Max şeklinde olacaktır kuşkusuz. Bu kısımda arkadaşlar yüksek ihtimalle artık ayyuka çıkmış olan bir ticari kaygı söz konusu. Şöyle hesaplayalım. Mesela ben Samsung'un kaç tane telefon olduğunu bilmiyorum. Apple'da bütün bu diğer markaların karşısına 4 farklı modelle birlikte çıkıyor artık. Şöyle bir ayrıntı var, aynı telefonu klonlayarak. Bu iPhone 12 diye adlandırılan cihaz bizim eskinin bildiğiniz iPhone R'si. Bunu da yine ticari bir hamle olarak Apple R'ler yerine yeni model numarasını eklemeyi tercih etmişti. Teknik ayrıntılara dalacağız birazdan fakat hani yine gündemde çok konuşuldu şu kutu içeriği meselesi. Şimdi Apple bu sene tamamen kablosuz iPhone sloganı ile birlikte kutu içeriğine sadece telefon ve bir adet şarj kablosunu koyabilir. Şimdi şarj kablosu kablo değil mi diye soruyorsunuz. Bence de mantıklı bir soru. Muhtemelen kutu içeriği böyle olacak. Apple da bunu bir slogana dönüştürecektir. Fakat uzmanlar esas nedenin artan 5G maliyeti ve ekran maliyetinin çok yüksek olmasını gösteriyorlar. Şimdi gelin birlikte tasarımın detaylarına inelim. 4 farklı modelde 3 farklı boyut ve 2 farklı çerçeve yer alacak. Buna ek olarak 2 farklı kamera tasarımını da ekleyebilirsiniz. iPhone 12'de 5.4 inç alüminyum çerçeve, 12 Max'te 6.1 inç yine aynı çerçeve, 12 Pro'da 6.1 inç paslanmaz çelik çerçeve, iPhone 12 Pro Max ise 6.7 inç ve paslanmaz çelik çerçeve olarak karşımıza çıkacak. iPhone 12 ailesine yeni bir renk olarak turuncu, 12 Pro ve Pro Max ailesine de yeni bir renk olarak lacivert eklenecek. Tabii ki de tasarım anlamında cihazların ön ve arkasında tamperli cam yer alacaktır. Yani her iki cihazın da önü ve arkası cam olur. Yine tasarım anlamında iPad Pro'larda gördüğümüz lidar sensörünün 12 Pro ve 12 Pro Max'te yer alacağını düşünüyorum. Bu da beraberinde şöyle bir şey getirecektir. 4 tane daha dairesel kamera yerleşimi. Bu tasarım aslında günümüzde Note 20'de gördüğümüzden çok da farklı olmayabilir. Çünkü benim kişisel görüşüm olarak Note 20'nin arkadaki 4 tane kamerasının çıkıntısı çok fazla ve bu nedenle telefon masaya koyduğunuzda aşağı yukarı sallanma yapıyor. Muhtemelen 12 Pro ve Pro Max'te de bu rahatsızlığı bu derecede hissedebiliriz. Diğer anlamda iPhone 12 ve 12 Max'lerde 2 arka kamera yer alacaktır. Bunu ek olarak işte Smart HDR ve bununla birlikte de gece modu yer alacak. 12 Pro ve Pro Max'lerde ise geniş, ultra geniş ve telefoto şeklinde 3 adet arka kamera yer alacak. Bunlara ek olarak lidar teknolojisi yani 3 boyutlu tarama sensörü, 3x optik zoom ve TOF sensörü de 12 Pro ve Pro Max modellerinde yer alacak. Ha bir de bu kameralarla tabii ki de 4K 120Hz veya 240Hz videolar çekebileceksiniz. Her iki cihazın da sensörlerinin, her iki cihazın dediğim 12 ve 12 Pro'lardan bahsediyorum. Sensörlerinin megapikselleriyle ilgili net bir bilgi yok. Fakat Apple'ın hani daha önceki yıllardan da bildiğimiz üzere işte 305 megapiksel kamera falan filan gibi söylemle çıkmak yerine bildiğimiz 12 megapiksel bir kamerayla tekrar piyasanın karşısına çıkıp yazılımı güçlendirmeyi tercih edeceğini düşünüyorum. Güçlü bir diğer dedikodu ise arkadaşlar daha önce yine iPad Pro'larda görmüş olduğumuz oval çerçeveler yerine direkt telefonu saran alüminyum veya paslanmaz çelik çerçevelerin tercih edileceği. Bir de ek olarak kentiklerin de bir tık daha küçüleceği söyleniyor. Ekranlardan bahsedecek olursak hani 4 farklı cihazın da ekranı OLED olacak. Farklılıklar Hertz'lerde ortaya çıkacaktır. Yani siz iPhone 12 veya 12 Max alırsanız 60 Hz, 12 Pro veya Pro Max alırsanız 120 Hz değerinde ekran tazeleme hızına sahip olabilirsiniz. Burada bir ayrıntı daha var. Bir takım işte yabancı kaynaklarda bu Hertz değerinin değiştirilebileceği de söyleniyor. Yani istersen 120 istersen 60 Hz gibi. Performans kısmına da biraz değinecek olursak arkadaşlar en son Mart 2020'de bir tane haber buldum ben. O haberde geçen bilgilere göre ARM tabanlı A14 Bionic chipset tercih edilecek. Çok detay olduğu için kesin bir bilgi olmamakla birlikte bu işlemcilerin 3.1 GHz'a kadar çıkabilecekleri de söyleniyor. RAM kısmında ise arkadaşlar 12'lerde 4 GB, Pro'larda 6 GB tercih edilebilir. Batarya tarafında ise geliştirmeler bekleniyor. Buna göre 12'de 2227, Max ve 12 Pro için 2775 mAh, 12 Max Pro için ise 3687 mAh değerlerini bekliyor. Artık geldik mi fiyata? Geldik arkadaşlar. Daha önceki yıllardaki lansmanlara bakacak olursak Apple
Apple fiyat tahmini anlamında en rahat firmalardan bir tanesi. Bunu vergisiz hesapladığınızda günümüz güncel dolar kuruyla 4770 TL ediyor. Vergilerle birlikte ise yaklaşık 9750 TL olacağını söyleyebiliriz. 12 Max ise 749 dolar olacaktır. Vergili 10500 TL gibi bir fiyata çıkacaktır. Bunlar yaklaşık bu arada. 12 Pro 999 dolar. Vergili fiyatı da yine yaklaşık olarak 14000 TL'ye yaklaşacaktır. 12 Pro Max ise 1099 dolara tanıtılır. Vergili fiyatı ise 15400 TL'ye yakın olacak. Fiyatları da söylediğimize göre videomuz bitti arkadaşlar. Artık siz de farkındasınızdır, bu telefon fiyatları biraz artık çıldırmaya başladılar. O yüzden hani ben sizin tercihlerinizi merak ediyorum. Sadece tek bir soru soracağım size. 15000 TL'ye 12 Pro Max alır mıydınız? Anket sorumuz hemen şurada. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kafanızda takılan bir şey varsa bizlere yorum bölümünden sorabilirsiniz. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.